Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eray. Bugün sizlerle beraber bir GTA 5 videosuyla karşınızdayız. Şimdi videoya geçmeden önce zaten açıktan da görmüşsünüzdür. Mobile Center aldım, onun tanıtım videosu bu. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta video atamadık. Bu arada şu arabayı da bir alayım. Neyse, polisler attır. Arkadaşlar geçen hafta video atamadım. Nedeni, burada polis buraya geliyor ya. Bir git, gördü. Lan bir şey söylettirmediniz lan, yürüyün. Şimdi şunlardan bir kaçayım da. Aa, burada timeline dibimize gelmiş. Onları da yapıyorum arkadaşlar bu arada da. Zaten bir dahaki videoma bakın ve şimdiki videoma bakın. Gerçi bu kadar az olmaması lazım. He, harcamıştım, pardon, evet. 51.000'den nakit kalmış üstüne. Doğru, yeni araba modifiye etmiştim. Neyse, işte geçen hafta video niye gelmedi onu açıklıyordum. Şu polislerden bir kaçayım. Arkadaşlar geçen hafta video çekmek için girdik. Yine kuzenim Bilal'le video çekecektik. Şimdi bu Amerika'da, evet, nerede kalmıştım? George Floyd öldü biliyorsunuz. Onun içinde Rockstar Games sunucuları kapattı. Bu sunucular kapandığında tam biz video çekmeye başlayacaktık. İşte save hatası falan filan aldık. Meğersek dediğimiz işte gibi. Baktık internetten. Sunucuları kapatmışlar. Onun için videoyu çekemedik. Onun için gelmedi. Bu arada arkadaşlar, bu oyun videoları çekmekten ben de sıkıldım. Çok izlenmiyor da, ayrıyetten onu geçtim. Bir de yani normalde kanalda daha çok böyle vlog tarzı videolar olacak dedim. Biliyorsunuz şu sokağa çıkma yasağı falan vesaire, hiç çekemedim o tarz videolar. Şimdi yasak kalktı, böyle ailenin gözetiminin altında falan dışarı çıkabiliyorsun. Onun için aklımda projeler var, video çekeceğim. Tamir kanalıma da video gelecek. Çünkü yeni bir bisiklete ihtiyacım var, biliyorsunuz eski bisikleti modifiye etmiştim. O bisiklette sıkıntı yaşadım. O bisikleti de yerine yeni bir bisiklet alacağım. Ama onu da tabi birazcık tamir işleri görecek bir bisiklet alacağım. Video çekeceğim işte, siz de bisikletlerinizi nasıl tamir ederseniz falan filan vesaire. İkinci kanalıma da kartlardan abone olabilirsiniz. Neyse, şimdi videonun konusuna geçelim. Arkadaşlar Mobile Center satın aldım. İyi de para yatırdım. İndirimdeyken alayım dedim. Çünkü kendi görevleri falan da var. Yani meraktan aldım daha doğrusu. Para biriktirmiştim. Gördüğünüz param bayağı az, diğer videolardan falan görmüşsünüz. Şimdi Mobile Center alıyorsunuz arkadaşlar, bunun için bir bunker'a ihtiyacınız var. Zaten çoğu kişi artık Epic Games'ten aldığı için, bu arada ben Steam'den oynuyorum, Epic Games'ten aldığı için ben de aldığımda zaten Criminal Pack sayesinde bunker'ım vardı. Epic Games'te alanlara da aynı bunker'ı veriyor. Ben hep o bunker'ı kullanıyordum, hiç yeni bir bunker almadım. Bunker'ınız olması lazım bunu almanız için. Bunu aldınız arkadaşlar, girdiğim yeri gördünüz zaten, servis ve mobil operation center. Buna bastığınızda request diyorsunuz, bekliyorsunuz. Burada haritayı da bir büyüteyim. Şimdi çevreye bir yere bırakacak. Evet, gördüğünüz üzere haritada yanıp sönmeye başladı, bıraktığı yerde görüyoruz. Hemen bir işaretleyip gidelim. Mobile Center ne? Size bir bundan bahsedeyim. Mobile Center arkadaşlar, bir tır var. Tırın arkasında römork var. Römork, işte Mobile Center aslında römork. Tır önemli değil. Tır atın. Mobile Center o römork. O römorkun içinde işte bir bilgisayar var. Atıyorum, ben en pahalısından aldım. Yani hem tamir hem silah upgrade edebiliyorum. Hem de Dune Fav gibi, yani Epic Games'ten oynanır için Dune Fav herkeste var, Epic Games'ten alanlarda. Bu tarz arabaları normal modifiyecide falan modifiye ettiremiyorsunuz. Bunun için başka bir şey lazım. Ve onları da modifiye edebileceğiniz bir yer var şu an onun arkasında. Ne kadar aldım? 1.600.000 aldım. İndirimdeydi. Bu arada ne diyor? Neyse, durun ya, arenadan çıkar falan dedim. Şimdi bir şey yapayım.
Neyse işte aldım. Şimdi her şeyini göstereceğim size içine girip. Bunun arkadaşlar kendi görevleri var. Çok da eğlenceli ve iyi de para alıyorsunuz. Şimdi bu görevlerde de iyi para kazanmanın taktiklerini anlatacağım size. Bir şimdi şunu bir bırakacağım. Bu arada tırınla içinden geçtik. Şurası güzelmiş. Bu arada istediğiniz kadar çapın bir şey olmuyor. Bu arada arkada biri varsa siz şimdi aracı sürdüğünüzde içerisinde sallanıyor. Onu da adamlar yapmışlar ve çok güzel. Şimdi gireceğim. Evet girdim içeri. Arkadaşlar siz sadece silah upgrade'i de alabilirsiniz de ben de ayrıyeten araba da upgrade edebiliyorum ben burada. Arkadaşlar burada bakın mesela Heavy Revolver ne diyor upgrade. Bu normal bir silahçıda yok. Yani varsa da ben hiç görmedim. Giriyorsunuz MK2 oluyor yani daha güçlü oluyor. Buradan yine aynı şekil boyayabiliyorsunuz işte bir sürü şey takabiliyorsunuz. Ama mesela Special Carbine MK2 135.000 verip bu silahın gücünü artırabiliyorsunuz. Ayrıca de jargon güçlendirmesi falan vesairesi her şey yine var. Bu arada ben tüm silahları satın aldım. Derken bunu almamışım. Bu demek ki yeni açıldı bende. Bunu da alayım. Neyse dursun burada. Tüm silahları almaya çalışıyorum. İşte oradan silahları dediğim gibi modifiye edip güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca arabanızı da buraya sokarsanız arabayı da upgrade edebiliyorsunuz, modifiye edebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Burası bir karavan arkası gibi bir şey. İşte mutfak yapmışlar. Buraya gelip kostüm değiştirebiliyorsunuz. Bu arada üstündeki kostüm için 100 tane figür toplamanız gerekiyor. Onlar için bayağı uğraştım. Bu kostümün açılması için. Bayağı da eğlenceliydi toplaması. Zordu ama eğlenceli. Bizim 2 haftamızı falan aldı. Bu arada VIP şey yapmamışım. Şunu yapmam lazım. Size görevleri göstereceğim. Maalesef görev oynayamayacağım çünkü 2 kişi olmak lazım. Ben de bir sadece şu açıklayayım. Bunu da açacağım Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar böyle görevler var. Zaten burada görevlerini anlatıyorum. Size en iyi para kasmayı öğreteceğim. Arkadaşlar bu ilk görev bayağı bir basit. 2 kişi yapabiliyorsunuz. Bunu alın. Harda çekin. Oynasanız da yine de 14.000 falan verecek hardta. Ama şöyle bir şey var. Kill toplamaya çalışın. Yani uçağı bir vurmadan önce etrafınızdaki düşmanları öldürürseniz 19.000'e kadar para alabiliyorsunuz. Biz hep öyle yapıyoruz. Birazcık da kill katmaya çalışıyoruz. Kill kasınca daha fazla para veriyor. Aklınızda bulunsun. Böylece çok iyi para kasabilirsiniz bu mobil center'larda. Ama dediğim gibi 2 kişi olmanız lazım. Bir arkadaşınızla oynarsanız daha iyi olur. Mobil center'ın başka bir özelliği falan. Bu serviste işte birkaç özellikleri var. İçeride radyo açabiliyorsunuz. Ondan sonra işte dediğim gibi buradan yanınıza çağırabiliyorsunuz. Return derseniz geri dönüyor falan böyle. Her kapı çaldı. Şimdi açık değil. Tırın özelliği bunlardı. İşte tırı anlattım. Bir de bu videoda iki video tadında olacak çünkü bir video eksiğimiz vardı. Şimdi size biraz da eğlenceli şeyler yapacağız. Ama onun için bir motorumu çağırdım. Mobil almanızı öneririm. Bu arada ben 1.600.000'e aldım da şu anda size doğru ben satın aldığım için fiyatını gösteremiyorum. Eğer bulabilirsem resim koyarım yukarı. 775.000'e sadece hiçbir şey eklemeden alırsanız da sonradan arkadaki şeyleri ekleyebiliyorsunuz. O gösterdiğim görevlerin hepsi açık oluyor. Yapabiliyorsunuz. Yani sadece 770.000'e de alabilirsiniz ama ben 1.600.000 vererek tüm özelliklerini açtım yani mobil center'ın. Evet arkadaşlar geldim. Motorumu çağırdım mekanikten. Size bir de para kasmanız için bir şey göstereceğim. Çok eğlenceli olmasına rağmen ayrıca de çok zor bir şey. Az önce görmüştüm nereden ha?
Timeline'lar. Timeline nedir? Size bunu da açıklayayım. Arkadaşlar sizde bir süre var. O sürenin altında istenilen hedefe giderseniz 100.000 dolara kadar, 101 bin dolar hatta, 101 bin dolar para alıyorsunuz. Ama yapması bir ailede o kadar zor. İnternette insanların gösterdiği taktikler falan var. Yani kestirmeler falan. Yani becerebilirseniz, bu yenileniyor. Ne kadar sürede bir yeniliyor onu bilmiyorum ama yenileniyor. Biz bir öncekini yapmaya çalıştığımızda çok zordu, yapamadık. Şimdi size onu da göstereceğim. Bu arada Mobile Center'ı öneririm. Parası falan olan varsa alsın. Cidden iyi para kasarsınız. Şimdi başlatacağım da. Şu öndeki şey çok sıkıntı. Süreden kaybettirecek bize. Arkadaşlar size bir de bir taktik göstereceğim. İlk girdiğinizde yarışı boş verin. Niye mi? Çünkü bu sarı şey nerede lan? Oraya biz o kadar sürede nasıl gideceğiz ama. Neyse. İşaretleyin arkadaşlar ilk önce benim yaptığım gibi. Sonra respawn yapın. Bu arada respawn yaptıktan sonra direkt gaza basmayın. Çünkü yarış iptal olmuş oluyor. Ondan sonra E basın. Bir de benim yaptığım gibi birazcık arka tekeriniz içeride kalsın. Önü dışarıda kalsın. O da size biraz vakit kazandıracak. Ve olabildiğince hızlıca arkadaşlar istenilen hedefe gitmeniz lazım. Bunun için motor daha iyi. Arabayla arkadaşlar kaza yaparsınız. Ama motorla her türlü aradan gidebilirsiniz. Bu arada ben bu motoru 15.000'e aldım. Bir o kadar da motorunu upgrade ettim. Dış görünüşünü hiçbir şey yapmadım. Sadece bu timeline'ler için motorunu upgrade ettim. Transmission taktım. Her şeyi yaptım. Oyun için gayet hızlı hızlı gidebiliyorum. Bu arada toprak yolda falan oluyor. Onlar çok zor. Bunu belki yine yapabiliriz. Tek de yapamayacağım büyük ihtimal. Çünkü ilk defa görüyorum bunu. Hiç denk gelmedim çünkü bu şu an yaptığımı. Kaza falan yapabilirim. Ama iyi gidiyorum arkadaşlar. 50 saniyede ne kadar yol kat ettim. İnşallah yapacağım. GTA'da da bu arada. Yani iyi araç sürerim. Arkadaşlar yapacağız galiba. Tony bir git ya. Şimdiki gireceğimiz yol biraz sakat. Bir önceki timeline de bu köprünün altındaydı. Sanırım aynı yere gönderiyor bizi. Önceki timeline'la aynı hedef. Ama süre daha fazla. Galiba yapıyoruz. Haydi bakalım. Yapamıyoruz. Bu kadarcık kaza yapmanız bile çok sürenizi aldığınızdan dolayı yarışı kaybetmenize neden oluyor. Yapamayacağız büyük ihtimal. Büyük ihtimal yapamayacağız. Dediğim gibi toprak yolda biraz zor oluyor. Bakın burada da vakit kaybettim. Viraja girerken. Bu arada arkadaşlar bu yarışta size taktik vereyim. Ya ön kaldırarak gidin ya da shift basın. Ben shift basmayı daha tercih ediyorum çünkü ön kaldırdığınızda zaten mantıken motor dönmeyecek. Kaza yapıyorsunuz. Daha fazla vakit kaybettiriyor. Shift basarsanız biraz daha iyi gidiyor. Eğiliyor çünkü. Ya bu toprak yolları işte zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor nasıl zıplıyor. Yetiştiremedik. Yok o kadar yolu o kadar sürede gidemeyiz. Toprak yolda hay imkansız. Dediğim gibi YouTube'dan bakın. İnsanlar kestirme falan biliyor böyle. Oralardan geliyorlar. Bu arada bunu da tek girişte yine iyi gittik arkadaşlar. Kaza yapmasaydık bile yine de yetiştiremeyecekmişiz ya onu anladım. Yetişmezmiş. Uzakta baya. Çok uzakta hem de. Bunu tekrar tekrar deneyerek yapabilirsiniz. Bu arada size şeyi de göstereyim. Bitirdiğinizde ne kadar veriyor. Şu anda süreyi boş verdik. Zaten yetiştiremedik. Yarış var da iptal olmuyor. Yani o süre. Part time geçse bile yarış iptal olmuyor. Bitirebiliyorsunuz. Sizi yani bitirimini de göstereyim. Ve denize uçma.
2000 dolar verdi. Orada denize uçması kötü oldu çünkü Morse Mutual'dan çok iyi bir parayı kazıklayacaklar bize. Benim bir kere kuruma vardı arkadaşlar. Armored kurumu da satın aldım. Onunla görevdeyiz arkadaşlar. 4 kişiyiz. Polis geliyordu. Bir yerden uçtum yanlışlıkla. Suya girdi. Dedim neyse arayayım Morse Mutual'ı. 6000 dolar şeye gitti. Çağırmaya. Zaten görevde 15.000 dolar falan veriyordu. Yarısı gitti şeyi çağırma. Bu arada arkadaşlar buraya GTA 5'i komple bitirenler burayı bilir. Son görevde eğer hiç kimseyi öldürmediyseniz yani C'yi seçtiyseniz o karakterin adını unut. Neyse işte onu ittiğimizde yani oyunu bitirenler bilir. O karakterin adını unuttum aklıma gelmedi. Neyse ben motoru falan çağırıp geleceğim. Evet arkadaşlar motoru geri aldım. Bu arada araba kadar pahalı tutmadı ya. 187 dolara geldi Morse Mutual'a. Bakın abi şöyle ön kaldırınca daha hızlı gidiyor ama sağ sol yok. Shift bastığınızda da hızlı gidiyor ama sağ sol da var. Onun için shift bastım. Yarışa bir daha girebilirim. Daha değişik bir rota var aklımda ama video çok uzun olacağı için birazcık böyle akrobatik hareketler yapalım motorla. Şimdi uçmalık falan böyle yer yok ki. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Şimdi şurada uçup bir jeti çalırız herhalde. Motorla. Motorla çok bir sıkacaklar ama. Boş ver çalmayalım ya. Bu ne lan? Çok... Heh, şimdi tanklar gelecek var ya sıçtı. Aa motor içeri girmiş çok iyi. Şimdi jetin yanına gidelim onu hızlı. Jeti çalalım. Tanklar gelmeden tank da alabiliriz aslında. F-16 mı alsak tank mı alsak? Tankı da kaçırabilirim. Bu arada buradaki askerler de maşallah var. Öyle kolay kolay ölmüyorlar. Hadi hadi bin 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 bin. Kaçmamız lazım. Bakın tank geldi. Öldük. Normal. Çok oyalandık çünkü normalde. Direkt uçup alsaydık kaçırabilirdik. Bu arada motorumuz gitti. Neyse bir şey olmaz. Destroy it diyor. Patlamış mı? Neyse onu çağırdım ya. 250 dolar bir şeydi. Neyse bir tane araç bulabilirsem orada şu Mustang güzel. Ondan gireceğim sonra. Öl öl öl. Ölmedi. Motor var. Ama araba çarptı bize. Sniper'da yakalayabilir miyim acaba? Silah değiştirdim yanlışlıkla. Neyse kaçtı. Bu ne ya? Her gelen geçen bize çarptı da. Mustang geldi yine. Neyse polis takıldı. Şimdi bir daha uçalım şuradan. Arabayla olmuyormuş. Bir tane motor bulayım ben. Ya da kapıdan girelim. Buranın kapısından girelim. Yandan motor geçti gerçekten. Motor geliyor. Hayda uçamadım ki. Benim motor daha hızlıydı tabi. Daha çabuk hızlanıyor. Neyse ya ben kapıdan gireceğim. Oo yalnız burada güzel hareket oldu. Tam şeyden uçtum. Lan Allah Allah. Şimdi polisler de geldi. Kapıda şurada gireceğim mi? Bu arada şeyler de sıkıyor bana. Oo çok kötü öldüm.
peşimizde polis olmasaydı girerdik de. Bu ne ya? Cidden çok kötü bu şeyler. Yapay zekalar. İstesin zırhla şeyle de girelim de. Onu şimdi bir de kaptırırsak çok kötü oluyor. Onun için ona girmeyeceğiz. Şimdi tır çarparsa ölürsek çok kötü olur. Neyse şu aracı alayım ya. Şu. Heh. Orada Karim Futolar hoşuma gidiyor. Oyunda sevdiğim arabalardan. Tank da çalabiliriz aslında. Tank görürsem tank çal. Roketi ne yapalım? Tank daha çok işimize yarar. Bakın, size dediğim gibi bunlar kolay ölmüyor. Gördüğünüz üzere arabayla çarptım, araba yamuldu, arabanın gidişi değişti. Çok zor. Onun için hiç çatışmaya girmiyorum bunlarla. Zaten öldürseniz birkaçını yenileri spamlanacağı için. Ya hadi sen de bin şuna. Burada bindik bu sefer roket hadi. Hadi bismillah. Uçalım. Evet, F-16'yı çaldık. Kargo bok kafamızın üstünden dolanıyor. Evet. Roket git dediler. Neyse atlattım. Bakalım. Aa vurulduk. Ama bip bip diye öterdi ya normalde. Ona göre şey yapıyor. Bu arkadaşlar roketler arkamızdan geliyor. Düşeceğiz ya. Zaten vurdu bir tane. Ben de ona sıkardım da. Şimdi peşimizi bırakması daha iyi. Darbe almasaydık daha iyiydi derken havada vurdu bize. Ya bir çaldık ona da patladık ya. Neyse. Yine de çalmayı başardık. Bu sefer girip tank mı kaçırsak acaba? Bir tane de tank kaçırıp videoyu bitireceğim. Bu arada kafamızdan şey geçiyor. Gölgesini gördün mü? Göremedim şey. Kargo bokun gölgesini gördüm az önce. Şuradan bir araba kaçırıp. Oo limuzinle girelim. Burada burası kilise galiba. Niye kilise de limuzin var? Normalde şey oluyor. Şu limuzinle de tank kaçırmaya gidiyoruz ha. Ne değişik. Ben oraya gidince yani yola gidişte gidişi keseceğim yani. Evet, kamera arkasına güzel şey çıktı. Bir kamera arkası olayı da. Evet geldik arkadaşlar. Ama limuzin sağ salim getiremedim limuzin ya. Çok kaza yaptım yolda girerken. Evet giriyoruz. Bu sefer tankı bulmaya çalışacağım. Diğer tanklar gelmeden tankı bulabilirsem alacağım ama büyük ihtimalle bulamayacağım. Neyse. Size de var içeriği gösterin. Bakın arkadaşı içerisi böyle. Karşıda tank var. Ne ara spamlandın kardeşim ya. Neyse biz oradan hiçbir şey çalamayız. Onu anlayalım. Evet bir videonun da sonuna gelmiş bulunalım. Bu videoda Mobil Center'ı tanıttım. Hayretten size dediğim gibi bu video... Adamlar videoyu bitirmemi bile istemiyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Tırla çarptılar. Kaçma lan. Aha bir tane de motor alacağım. Neyse. Motoru sen ver bakayım. Bu video var ya tam fail oldu tam.
Sırf ben o hiç otoyola çıkmayayım, burada bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bu video dediğim gibi geçen hafta video atmadım ki iki video şeyin oldu uzununda biraz. 15 dakika 15 dakika. Böyle işte bir şeyi tanıtmaya çalıştım. Mobil center'ı tanıttım. Şunu indireceğim lan, bu bizi vuran değil mi? Neyse kaçtı herhalde, patladı. Evet, intikamımızı da aldım ama videoyu bir bitiremedim. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi bu video iki video şeyinde oldu. Bir bölümünde bir tarafında, yani ilk başında mobil center'ın tanıtımını çektim. Ayrıca de bir tane de böyle eğlenceli komik anların olduğu bir video da çekmek istiyordum. İki video tadında video yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Dejarjörüm bitti.